Peki bunları daha önce de söylediniz. Yani Binali Bey çok ciddi bir aday olarak 2014'te İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. O dönemde de bu sorunlar vardı. Ama olmuyor. Yani oylarınızı artıramıyorsunuz İzmir'de. Bu neden? Yani ikna edemediğiniz için mi? Söylediğiniz ya da kullandığınız argümanlar yetersiz ya da ikna edici olmadığı için mi? Yoksa bir takım fikri sabit seçmen kitlesinin çok kalabalık olmasından mı kaynaklanıyor? Niye hiç ilerleyemiyor AK Parti İzmir'de? Şunu söyleyebiliriz. Evet, fikri sabit seçmen her yerde var, İzmir'de de var. Bu sadece CHP değil, AK Parti'de de var. Yani bu her iki partide ideolojiyle oy veren bir taban var. Her durumda ben partime veririm diye. Doğal olarak yani bunu çok değiştirmek mümkün olmuyor. Allah'a şükür bu bizde de var. Biz bu konuda da bir taban oluşturduk. Biz tabanımızı mahcup etmedik. Ama bu taban, böyle oluşan bir taban en zor şartlarda bile kendi partisinin artık bir taraftarı noktasına dönüşmüş oluyor. Bu CHP'de de var. Türkiye genelinde CHP'de bu sayı biraz az ise de İzmir'de kendi tabanına göre biraz daha fazla. Bunu da kabul ediyorum. Ama bu seçim sonucunu etkileyecek oranlarda değil. Ha, 2014'te niye olmadı? Binali Yıldırım gibi bir isim gelmişti. 2014'te biz yerel seçim konuşamadık. Biz İzmir'de proje konuşamadık. Binali Bey bir televizyon programına çıkıp projeler konuşmak istediğinde 17-25 Aralık sürecinden iş projelere geçmedi. Aziz Kocaoğlu bir televizyon programına çıktığında bir tane proje açıklamadan Berkin Elvan da televizyon programı başlattı. Berkin Elvan da televizyon programı bitirdi. Yani yerel seçimde biz artık proje konuşmak istiyoruz. İzmir gündemi oluşmadı o zaman. Kesinlikle. Biz İzmir'le ilgili bir şey konuşamadık. Biz sokağa çıktığımızda İzmir'i konuşamadık. O süreç çok farklı bir süreçti. 17-25 Aralık'ta bir nevi seçim endeksi yapılan darbe teşebbüsünde biz de tamamen bütün konsantrasyonumuz bu darbe girişimini bertaraf etmek için oldu. Burada mecliste Mart ayının başına kadar o HSYK kanunu değiştirmek için uğraştık. O gün HSYK kanununa karşı çıkanlar aslında süreç devam edince bizim ne kadar haklı olduğumuzu da gördüler. Açıkçası burada o seçim ortamında ne Başbakanımız, Meclis Başkanımız Binali Yıldırım bir proje açıklama, proje anlatma, 1414 proje anlatma imkanı buldu ne de karşı taraf süreci buraya doğru getirme durumu oldu. Tamamen genel gündem içinde yoğunlaştığımız bir seçim oldu. Allah'a şükür ona rağmen de %36, 35.94 oy oranına ulaşmış olduk. Yani burada bu seçimde ben projelerin konuşulacağı bir seçim olacağını düşünüyorum. Ve daha çok İzmir'e neler yapacağımız, neler kazandıracağımız bir seçim olacağını düşünüyorum. Birkaç tane böyle öne çıkan öyle hızlıca sayabilir misiniz? Hangi projeler? Yani çok parlak, pırıltılı İzmir için. Bugün netleştireceğiz. Yani Nihat Bey uzun zamandır çalışıyor. Bugün kendisi netleştirecek projeleri. Yani bunların tabii en temel bir kere yapacağımız iş, İzmir'in trafiği şu anda gerçekten çok sıkıntılı bir noktada. Trafik konusunda bizim Körfez geçişini bir önce İzmir'e kazandırmamız lazım. Bir takım yargı aşamalar oldu. Körfez geçişini hayata geçirmemiz lazım. Onun dışında altyapıyı çözümlememiz lazım. Altyapıda bu yağmur suyuyla kanalizasyonun ayrıştırılmasını mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Gerçekten Nihat Bey'in Denizli'den de yaptığı yeşili arttırma ile ilgili projeler var. Bir iki yerde millet bahçesi projemiz ilk başlangıçta hızlı bir şekilde var. Ama ben şunu asıl önemsiyorum. İzmir'i her yerini bilen, neredeyse birçok yerinde de toplu ulaşımla ve yürüyerek gezmiş biri olarak diyorum. İzmir'in önümüzdeki süreçte bir hikayeye ihtiyacı var. Bu hikaye İzmir'in kontrollü bir şekilde büyümesi hikayesidir. Bu İzmir'in sağlık turizmiyle, istihdamıyla yeni bir ekonomik model ortaya çıkartması projesidir. Dün açıklanan rakamlara göre İzmir ihracatta şu anda Türkiye'de 4.'lüğe gerilemiş. İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir. Biz İzmir'i İstanbul'un önüne geçirmek belki ihracatta fiziki şartlar itibariyle çok kolay olmayabilir ama önceki olduğu gibi ikinciliğe mutlaka ulaştırmamız lazım. Ulaştırmak İkinci için miydi de, daha önce? Tabii ki ikinciydi. Ulaştırmak için de bizim kesinlikle ve kesinlikle yeni alanlar oluşturmamız lazım. Şimdi burada bazen basın mensupları ve bürokratlarla konuşuyoruz. Çoğunun şöyle bir özlemi var. Ben emekli olunca İzmir'de yaşamak istiyorum. Hmm. Ben de diyorum ki İzmir'e gittiğimde tamam dışarıdan gelenler bizim böyle bir kapalı devre çalışan bir yer değiliz. Herkese gönlümüz açık. Ama İzmir'de yaşayanların çocukları dışarıya gidip emeklilikle geri gelmesinler. Hmm. Burada kalsınlar. Hmm. İzmir çünkü dünyanın... Emeklilik hayali kurulan bir şehir olarak değil de üreten, çalışanlara ev sahipliği yapan bir şehir olsun. Aynen. Ben İzmir'in dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğuna yürekten inanıyorum. Evet. Bizzat orada yaşıyorum. Bu sadece körfezi olması, denizi olması, doğası olmasının ötesinde iklimi de. Öyle bir Allah-u Teala bir iklim vermiş ki İzmir'e. Bu iklimde de yaşamak, baharı ayrı bir güzel, sonbaharı ayrı bir güzel. Bu iklimi yaşayan, ya bu şehirde yaşayan, bu şehirde yaşamaya devam eden bir gençlik oluşması gerekiyor. Bunun için de ekonomiyi de bilen, belediyeci de bilen bir kişinin Büyükşehir Belediye Başkanı olması. Hamza Bey, bunların yani benim yapabildiğim okumaya göre bunların hepsi bir yere kadar oluyor İzmir özelinde. İzmir deyince işte yaşam tarzı meselesi ön plana çıkıyor. Dünya görüşü meselesi ön plana geliyor. Yani işte AK Parti başından itibaren bu anlamda kendisini bir türlü İzmir'in yarısına diyelim, yani çok genel cümlelerde kullanmayalım. İzmir'in yarısına, %50'sine kendini kabullendiremedi. İzmir'de AK Parti'nin değişmesini mi bekliyor? Yoksa AK Parti mi İzmir'e kendisini iyi anlatamıyor? Bu yaşam tarzı, fobisi, korkusu İzmir'de neden çok güçlü AK Parti'ye karşı? Bakın ben derinlemesine mülakat, anket, İzmir'le ilgili bu konuda çok araştırma yaptık. Gerçekten. Yani kendim şahsen yaptım. Yani şu anki... Siz partide de ankete bakıyorsunuz. Yani, ama evet, bunları şahsen yaptım. Daha ARGE başkanı olmadan önce yapmıştım. Evet. Yani derinlemesine mülakatlar, bu yaşam tarzıyla alakalı korku ne düzeyde, kanaat ne düzeyde, durum nedir? Açıkçası İzmir'de anlaşılan manada, yani bahsedilen manada, sürekli speküle edilen manada bir yaşam tarzı, korkusu söz konusu değil. Ben de böyle düşünüyordum zaten. İzmir'de çünkü biz bir restoranda oturduğumuzda hep beraber oturuyoruz. Balığımızı yiyoruz. Kimse kimseye karışmıyor. Kimse kimseye karışmıyor. Bizim öyle bir alışkanlığımız yok. Başka bir arkadaşın alışkanlığı var. O da o şekilde devam ediyor. Yani burada AK Parti bir belediyecilikte böyle bir şey olmayacağını biliyor. Peki bu yaşam tarzındaki kasıt ne? Yaşam tarzındaki veya yaşama alanına, o hayat alanına müdahale dediğinden kastettiğini, bu şu: İzmir'de biz, İzmirliler, İzmir'in çok hızlı büyümesini istemiyoruz. İzmirlilerin kastettiği, düşündüğü nokta bu. Ne demek bu? Yani İzmir hızlı bir Bursa olmak istemez, istemiyor. Hızlı bir Kocaeli olmak da istemiyor. Tamam, büyümek, kontrollü büyümek. Çünkü bu şunu getirir, getiriyor. Eğer hızlı büyüdüğünüz zaman bir anda şehirlerde bir yüksek binalaşma, evet, bir değişim ve hayat pahalılığı oluşacağı kanaati oluşuyor. Hı. Kiralar artar, trafik artar. Ben yaşamım kolay. Yani en azından kiralarım çok yüksek değil. Trafik 3 yıl önceye göre, 3-4 yıl önce çok trafik de diyemiyorduk ama şu anda trafiği çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Onun için İzmir'in yaşam tarzına müdahale olarak gördüğü kahir ekseriyeti bu. Ha, bunu düşünen var mıdır? Biraz önce kastedilen, speküle edilen konu. Çok az kullanan, özellikle CHP'de aktif siyaset yapanların kullandığı İzmir böyledir diye İzmir'e bir takım atıflarda bulunmaya çalıştı. Lakapları. Bir takım şeyler oluşturmaya, İzmir'e gibi bir algı oluşturmaya çalıştı. Hatta bu sadece İzmir aktif siyasetçi değil. İzmir'de yaşayıp, İzmir'i beğenmeyip, affedersiniz bu şehirde bir şey olmaz deyip İstanbul'a giden yazar, çizer takımının da İzmir'e dair oluşturduğu algıdır bu. Onlar da İzmir'e böyle bir görev atfetmeye çalışıyor. İzmir bu değil. Ben İzmir'de yaşıyorum. Yaşayacağım. Ben kendi dünya görüşümü, kendi rahatlığımı İzmir'de yaşıyorum. Başka bir de yaşıyor. Herkes bu anlamda İzmir'de rahat rahat yaşıyor. Sıkıntı yok.